Merhaba arkadaşlar, enzimlerle ilgili soru çözümüyle birlikteyiz. Burada da yine birkaç tane ben işte size göre sorular ayarladım. Enzimlerle ilgili çıkabilecek soruları ayarladım. Enzimler unutmayın çok karmaşık yapılardır. Bu yüzden enzimlerle ilgili çok fazla soru çeşidi görebilirsiniz. Ben birkaç çeşit yazdım buraya, bunları çözelim. Diyor ki hücrede gerçekleşen tüm biyokimyasal reaksiyonlarda verilenlerden hangileri kullanılır? Şimdi benim aklıma bütün reaksiyonlar gelecek. Hem solunum gelecek, hem sentez olayları gelecek, hem sindirim olayları gelecek. Hangisinde tüm biyokimyasal reaksiyonlarda hangisi kullanılır demiş. Bir kere ATP'ye bakıyorum. ATP hepsinde kullanılmaz. Çünkü hidroliz suyla parçalama. Hidrolizde ATP kullanılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu alamıyorum. O yüzden bu gitti ATP. Enzim. Enzim kesinlikle tüm reaksiyonlarda kullanılır. Çünkü neydi enzim? Tepkimeyi hızlandırıyordu. O yüzden enzimi kullanacağız, alıyoruz. Koenzim. Neydi arkadaşlar koenzim? Bileşik enzimlerde protein olan kısma bağlanan vitaminlere biz koenzim diyoruz. Dolayısıyla her biyokimyasal reaksiyonda koenzim bulunmak zorunda değildir. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur. Geçelim ikinci sorumuza. Biraz uzun bir soru. Diyor ki enzimler substrata dış yüzeyinden etki ederler. Yeterli enzimin bulunduğu bir ortamdaki substratın da yüzeyi genişletiliyor ve buna bağlı olarak aynı sürede daha çok ürün oluştuğu gözleniyor. Buna göre hangileri bu durumu açıklar? Arkadaşlar, enzim yeterli miktarda var ve yeterli miktarda da substrat var. Substratın sadece yüzeyi genişletiliyor. Mesela şöyle düşünün, ne yapılıyor? İşte elimizde parçalanacak bir ekmek var. Bu ekmeği biz küçük parçalara ayırıyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Yüzey alanını genişletmiş oluyoruz. Hangileri diyor bu durumu açıklar? İşte biz parçaladığımız zaman enzimler daha hızlı çalışır ve daha çok ürün oluşur kısa sürede. Biz buna substratın yüzey alanının genişlemesinden kaynaklanır diyoruz. Bakıyorum diyor ki substrat miktarındaki artış reaksiyonu hızlandırmıştır. Bakın substrattaki artışı söylemiyor. Neyi söylüyor? Substratın yüzeyini genişletiyor. Dolayısıyla bununla açıklanamaz. Substrat yüzeyinin genişletilmesi birim zamanda oluşan enzim substrat kompleksini ve oluşan ürün miktarını artırmıştır. Evet, az önce söyledik. Eğer ki ekmeği parçalarsak daha kolay sindirebiliriz. Dolayısıyla bu durumu açıklayabiliriz. Saniyede bir ürün veren enzim substratın yüzeyi artırılınca 5 ürün vermiştir. Hani bu sayı tamamen kafadan hani yazılmış bir sayıdır. Buranın yerine 3, 5 veya 3, 7 o şekilde de yazabilir ama mantık olarak doğrudur arkadaşlar. Eğer ki substrat yüzeyi genişletilmemişse, işte saniyede bir tane ürün veriyorsa, ben ekmeği parçaladığım zaman saniyede 5 ürün, 10 ürün elde edebilirim. Bununla da açıklayabiliriz. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. Üçüncü sorumuz diyor ki bir hücrede gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar zincirinde E2 çalışmazsa hangi moleküller birikir? Bakın enzim 2 çalışmıyormuş. Hangi molekül birikecek? Şimdi A'dan B'yi üreten enzim 1. Enzim 2 çalışmazsa B'den C üretilemez. Dolayısıyla ortamda hangi madde birikecek arkadaşlar? B maddesi birikir. Diğerlerine bakıyorum. Diğerleri enzim 2'ye bağlı mı? Bağlıdır. Ama enzim 2 çalışmadığı için sadece B maddesi birikecek. Diğerleri çünkü bu olaya bağlı değildir. Bağımsız olarak çalışıyor. Cevabımız ne olur? B olur. B maddesi birikir. Gelelim dördüncü soruya. Enzimleri etkileyen faktörlerden hangilerinin sürekli artırılması reaksiyon hızını olumsuz etkilemez? Olumsuz etkilemeyeni bulacağız. Diyor ki sıcaklık sürekli artırılırsa enzim bir süre sonra bozulur ve çalışmaz. Bu olumsuz etkiler. Bu gitti. pH sürekli artırılırsa arkadaşlar veya işte sürekli değişirse pH enzimin yapısı yine bozulabilir. Bu da gitti. Substrat miktarını ben sürekli artırırsam ve enzim de sürekli artıyorsa eğer bu o hızını olumsuz etkilemiyor. En fazla sabit kalır.
Yani düşürmez arkadaşlar hızını, sadece sabit devam eder. O yüzden bu etkilemeyenler arasında. İnhibitör madde neydi? İnhibitör enzimin aktivitesini azaltan maddeydi. İnhibitörü artırırsam enzimin hızı yavaşlayacak. Dolayısıyla bu da olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkilemeyen hangisidir? Yalnız 3 olur cevabımız. Geçelim artık son sorumuza. Son soruda diyor ki, aşağıdaki düzeneği kuran bir öğrenci bir süre sonra termometrede sıcaklık artışının olduğunu tespit etmiştir. Bu öğrenci düzenekte enzimlerin hangi özelliğini kanıtlamıştır? Arkadaşlar bakın, glikoz çözeltisi var düzeneğin içerisinde, bir de bire mayası özütü var. Bire mayası dediğimiz maya mantarıdır. Mayalanmayı sağlayan bir mantardır arkadaşlar. Diyor ki tekrar tekrar kullanılma. Şimdi ben bunu yaparken tekrar tekrar kullanılıp kullanılmadığını bilebilir miyim deneye bakarak? Bilemem. O zaman bu gitti. Reaksiyondan değişmeden çıkma. Enzimi göremiyorum ki bakayım reaksiyonda değişmiş mi değişmemiş mi? Bunu da kanıtlayamam. Gitti. Protein yapılı olma tamamıyla enzimin yapısıyla ilgili bir şey soruyor bana. Göremiyorum ben enzimi sonuçta. Bu da gitti. Hücre dışında da çalışabilme. Bakın burada bir hücre var. Burası ise hücre dışıdır. Termometredeki artış burada reaksiyonun gerçekleştiğini gösterir. Dolayısıyla enzim bu bira mayasından dışarıya çıkmıştır. Ve buradaki olay gerçekleşmiş. Termometredeki sıcaklığı artırmıştır. O zaman hücre dışında da enzim çalışabiliyormuş. Bunu kanıtladı. Çift yönlü çalışma. Yine buna bakarak arkadaşlar çift yönlü çalışıp çalışmadığını çıkaramam. Bakın şunların hepsi enzimler için doğrudur ama bu deneye bakarak ben sadece hangisini çıkarabiliyorum? Hücre dışında da çalışma olayını çıkarabiliyorum. Evet, enzimlerle ilgili soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.